Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Kilis merkeze bağlı Polat Bey Köyü Muhtarı Mustafa Köz Yanlı ile köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri ve bölgenin genel sorunları hakkında röportaj yapacağız. Mutalara saygı olsun efendim. Sağ olun. Kaç dönemdir muhtarsınız? İkinci dönemimiz. İkinci dönem seçildiniz. İkinci dönem. Evet, ikinci dönem seçilen mutalarımıza bizim ilk sorumuz. Birinci dönem hangi hizmetleri yaptırdınız? Halk sizi ikinci dönemde tercih etti diyoruz. Ya birinci dönem bizim köyümüzün hiç altyapısı falan yoktu. Sıvardı. Evet. İşte bir cenazemiz olsa namaz kılacak yeri yoktu. Evet. Onları yaptırdık. Bu köyü su basıyordu şu. Evet. Bu taşlı kanalı yaptık. Dereden dolayı. Evet. Taşlı kanalı yaptık dese. Bunun başbakan şeyden açılışını falan da yaptı yani. Evet. Şey üzerinden. İnternet üzerinden. Evet, evet. Evet. Düğün yerlerimizi yaptırdık. Belki gördüm orada. Yukarı tarafta. Evet, yani. Gördük orayı. Köyün içini yaptırdık. O ana geçitleri, asfalt falan yaptırdık. Evet. İşte eksiklerimiz şu anda, tek eksiğimiz var. Bizim su şebekemiz var, altyapımız var. Evet. Altyapıyı yaptırmış, siz evet. Yaptırdınız? Evet, evet. Evet. Ondan sonra bir soğukları kilit taşladı. Başka yani. Başka bir eksiğimiz yok. Evet sayın izleyiciler, işte muhtar bu şekilde olmalı diyoruz. Yapılması gereken hizmetleri yaptırmış. Köyün içerisine girdik. Güzel derenin ıslahı yapılmış. Etrafında koruması da var. Evet. Efendim söyleyeyim. Park orada güzel bir köy meydanı var. Evet. Düzenlenmiş. Biz birçok yere gidiyoruz. Aracı dönecek yeri yok arkadaş. Evet, yani evet, bir köy evet. Kurulmuş ya bir meydan olsun. Yani değil mi efendim? Aynen. Yani bu köye gelen var, giden var. Mutlaka bu hizmetler yapılmalı diyorum. Bak altyapı yapılmış. Sadece köyün alt parke taşı kalmış. Biz ancak bu kilisin büyük köylerinden bir tanesi, en büyük köylerinden bir tanesi değil mi efendim? Evet. Mutlaka buranın parke taşının birinci sıraya alınmasını istiyor. Çünkü burada diğer ilçe olmuş onlar biliyorsun. Kilis sonralığıyla olduğu için birçok vatandaşımız da Polat Bey ilçe olmalıydı dedi. Evet, aynen. Görüşmüş olduğumuz yani halkın içine giriyoruz sayın izleyiciler. İşte araştırmacı gazeteci olarak halkın duygularını dünyaya yansıtıyoruz. Fikirlerini dünyaya yansıtıyoruz. Doğru. Polat Bey biraz daha Polat eline göre daha iyi. Burası ilçe olabilirdi. Değil mi efendim? Tabii tabii. Evet. Bu şu ıslah dere ıslahı var ya Korkulu'nun Maraş bölge tarihini gitmiş. İlk değil mi efendim? Tabii, tabii. Bir de şeyde gördüm. Evet. Muğla'nın Milas ilçesinde gördüm sayın izleyiciler. Oradaki arkadaşımız ODTÜ'den mezun olan bir mühendis arkadaşımızdı. Bak bu arkadaşımız ne mezunmuş efendim? İlkokul mezunu. Yani işte insanlar kendisi, bu hayat da bir üniversite sayın izleyiciler. Kendimizi geliştireceğiz. Doğru mu efendim? Evet. Yani birçok böyle ilkokul mezunu olup da şirket kuran, çok yükseklere gelen insanlarımız var. Yani hayat bir üniversitedir diyoruz. Mutlaka halk sizi, mutlularımızı ne için seçiyor? Hizmet. Hizmet için, temsilci için seç. Temsil evet, ediyor. Yani bu halkı temsil ediyor. Tamamen şey hizmettir. Evet. Hizmet. Birinci yani. Amacı hizmet. Hizmettir. Muhtarlık gönül işi zaten sayın izleyiciler. Muhtar arkadaşımız da Kilis yerinde gördük kendisini. Dedik tam burası ilçe olmalıydı. Hem her yönüyle donanımlı bir arkadaşımız. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Köy konağı muhtar odası yapıldı mı efendim? Köy konağımız var. Eski bir köy konağı. Çok eskiden yapılan bir şey var. Evet. Onu dün Bayramhan Bey'e de davet ettik, geldi gördü. Evet. Eski okulumuz var bırakılmış. Onun arasında tercih, vatandaş burayı yeni yerine dediler. Evet. Eski okulumuz var. Evet. Bize devroldu. Evet. Onlar da akıl verildi doğru. Evet, evet, evet. Kullanmak için verildi. Orayı ve burayı Bayramhan Bey'e dün geldi. Bu eski konak dağar meydan merkezi bir yerdi. Evet, işte dün burayı yeni yerine tanışsaydık. Biz de onları kayıt altına alırdık. Aynen öyle. Yani. İyi oldu. Onu çok ona olarak yenileyeceğiz yani. Evet, tarlak yapacağız artık. Türkiye'nin birçok yerinde kaymakamlarımız işte köyleri ziyaret ediyor. Daha önce işte orası da büyük şehir oldu. Manisa'nın 2-3 ilçesinde kaymakam beyle köyleri ziyaret ettik. Tam içme suyu deposuna kadar gittiğimiz kaymakamlar oldu. Şöyle güzel kaymakamlarımız var yani. Tabii tabii bizim evet. Bak biz işte içme suyu diyoruz. Daha bizden önce yapılan bir depo içme suyu evet. Şeyi. Çok berbat da onu fayans falan yaptırdık. Şimdi cam pır pır. Evet. Sayın izleyiciler doğru söylüyor bak işte. Yine bu Manisa'nın
Akhisar ilçesinde bir köye gittik. Aman dedi, resmini çektim. Süleyman Bey yayınlamayalım, yoksa halk beni bir daha muhtar seçmez dedi. Yani su deposunun içine bakılmaz. Yani baksan yani iyi hanım. Evet, onun için bak, arkadaşımız ne güzel su deposunun içini pırıl pırıl yapmış. Biz bütün muhtarlara sesleniyoruz burada. Ya su eşittir hayattır diyoruz. Ya su depoları için mutlaka fayanslanmalı. Aynen. Değil mi efendim? Pencerelerine tep yapılmalı. Birçok yerde gördük. Mesela Kahramanmaraş, Elbistan'da gördük. İçine kuş gelmiş. Kuşlar bari, evet. Kuş önüne gelir. Evet işte. Evet, bak evet. Görüyoruz. Bunlar hep gördüğümüz için söylüyor. Sayın izleyici, araştırmacı gazeteci olarak biz halk için vaz. Yani halkın her türlü sağlıklı yaşaması için, hayatını devam ettirmesi için, yaşam standartlarını yükseltilmesi için Türkiye'de muhtarlarımızla birlikte yürüyoruz. Bunda da başarılı olduk. Yani bölgemiz kırsal olduğuna göre, evet, köyümüz içme su sorunu yok. Yok, çok güzel. İki tane kuyumuz var. Evet. Birini işletiriz, biz yedekte sürekli. Yedek, hazır, evet, yani. Onda, bunu da arıza oldum ama onun arızası giderilen şey köy su kalmaz yani. Öyle evet, bu işte bu fikir de diğer muhtarlara yöne olsun sayın izleyiciler. Ha, bizim içme suyumuz var, yeterli diye düşünmeyeceğiz. Bir tane mutlak yedeğimiz olacak. Bak. Nasıl aracımızda yedek lastik varsa, aynen, değil mi efendim? Aynen öyle. İçme suyunun da yedeği mutlaka olmalı diyoruz. İşte örneği bu varsa Kilis Polat Bey köyünde var. Muhtarımız da Mustafa Kösyanlı muhtarımız. Her zaman ileri düşünmek lazım. Değil aynen, mi? Aynen öyle. Yani vatandaşımız. Çünkü bölgemiz şey çok kurak bir. Evet. Kilis kurak. Evet. Kurak şey. Kilisin gerekçe. Çok azalabiliyor. Şey, evet. Yazın sular Temmuz aylarında falan çok azalabiliyor. Öbür kuyuyu da devreye koyuyoruz. Vatandaş. Çok yani güzel. 7 gün 24 saat sularımız full. Evet. Yani öyle. Öyle diye. Evet. Bütün muhtarlar duyarlı olsun diyoruz. Efendim, emekli misiniz? Yok. Evet. Yaş kaç efendim? Yaşınız gibi geldi. Yaş 66 doğumluyum. Evet. Yaşınız sayılır. Evet. Bir yaş var arada. Allah fark etmez. 66. Evet. Ben de 67'liyim. Evet. Muhtarımız güler yüzlü sayın izleyiciler. Görüyorsunuz siz de. Muhtarların SSK primlerini devlet yatırıyor mu? Biz yatırıyoruz. Devlet yatırmıyor. Yatırmalı mı devlet? Aslında yatırmalı. Değil yani mi? Evet. Neden? Çünkü ya, halk oyunu seçiyor. Evet. Seçilmiş insanlarız. Seçilmiş insansınız. Yani milletvekiline baleden para veriyor. Bari muhtara da kâfi tane. Sesin kasını yatırayım. Evet, sesin kasını yatırayım. Doğru söylüyor. Şimdi milletvekillerimizin maaşı ne kadar? 16. 16 bin lira. Bilmem ne 20'yi buluyor. Evet. Evet. Muhtarlarınki ne kadar oldu? O da yine Muhtarların Sesi gazetesinin burada çok büyük fonksiyonu oldu. Her muhtar röportajında böyle ekledik sayın izleyiciler. Muhtarlara verilen aynı ödenek çok yetersiz, aracının yakıtına dahi yetmiyor diyor. Aynen öyle. Karamenlik bu köyü muhtarla röportaj yaptık dedi. Biz sandık kutusu, seçme sandığı için 4 sefer kilise gittim geldim dedi. 200 kilometre yol yapmış baktık. Yani o sandığı almış olsa belki onun yazısı şey yapacak yani. Yok öyle şimdi yani kendi şahsım bana verdiği maaş pay kurumundan arabanın yakıtını karşılamıyor. Değil mi efendim? Gerçek yani. Doğru evet. Yani bir şey biz değil. Zaten bu şekilde cümleler kullanarak muhtarların maaşları önceden daha düşük. 4 metre. O zaman yine sesli katılımları yatırmıyordu. Buna rağmen biz artırılmasını sağladık. Şimdi de yatırılıyor. Ancak aslında görmüş olduğumuz hükümet yetkilileri, yani AK Parti milletvekillerimiz, yetkili arkadaşlarımız SSK primleri de yatacak diyordu. Ancak son anda herhalde torba yasasından çıkarıldı. Maaşlar 875 lira oldu. Biz evet, şimdi bu muhtarlarımızın SSK primlerini yatırılması için de mücadele ediyoruz sayın izleyiciler. Şöyle Muhammed Bey gösterirseniz seviniriz. Evet. Muhtarların SSK primlerini devlet yatırmalı diyoruz. Çünkü muhtarlarımız gerçekten zor şartlarda. Evet. Araçlarının yakıtına yetmiyor sayın izleyiciler. SSK primleri yatırmıyor. Dün bir muhtar arkadaşımız dedi, doktora gittim. Dişimi çekti. Dişim ağrıyor. Çektiremedim dedi. SSK prim borcum var dedi. Evet. Yatıramamış arkadaşımız. Yani parasıyla 100 lira yatırmış. 100 lira dişini çektirmiş sayın izleyiciler. Yani işte muhtarlarımız böyle zor durumda. Ne diyoruz muhtarım? Muhtarlar SSK primlerini devlet yatırmalı. Değil mi? Evet. Bölgede sorun var muhtar? Bölgede herhangi bir sorun var mı? Bu vatandaşlarımız burada geçimini neyle temin ediyor? Ne yetiştiriyorlar? Bizim bu bölge genelde çiftçilikle hayvancılık. Evet. Tamam mı? O yani çiftçilik de var, hayvancılık da var. Siz hayvancılık yapıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Çiftçilik de yapıyoruz. Çiftçilik de var. Çiftçilik de yapıyoruz. Hayvancılık da kendiniz değil mi? Evet, kendim de yani. Evet. Ya yani şimdi çiftçilerimiz ne durumda? Hayvancılarımız ne durumda? Bunu biraz açar mıyız? Şimdi bölgemiz işte
biraz önce su konusunda dedim ya, kurak bu sene çok iyi bak. Evet. Ama giden sene hiç çiftçilikten hiçbir şey almadı. Evet. Bu da yem maliyeti, yemi arttırdı. Aynı şekilde hayvancılığı da vuruyor yani çiftçilik. Evet. Çiftçilik arttı, hayvancılık. Evet, yağışlar olmadığı için sayın izleyiciler, yani fiyatlar arttı, şey. Hayvancılarımız da, evet. Çiftçilerimiz de zor durumda kaldılar. Bu nedenle kırsaldaki vatandaşlarımıza mutlaka desteklenmen diyoruz. Desteklenmen. Değil mi? Sayın izleyiciler, işte siz de izlediğiniz gibi Türkiye'de Mutfaklar Sesi Gazetesi yerel ilerle genel yem taşı olan Mutfaklar aracılığıyla bugün de Kilis merkeze bağlı Polat Bey, köyü Muhtarı Mustafa Köşcan ile köyünde bölgenin yerel sorunları hakkında röportaj yaptı. Kendisine Mutfaklar Süresi'nce başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim.